Kararını ver Mahir. Ya çık git, ya da kapat kapıyı, gir içeri. Niyesi hayır duanı alıp gitmekti. Hayır duası. Hayırlı işler içindir evlat. Vazgeç bu davadan. Yanımızda kal. Bütün dualarım üstüne olsun. Onurumu, şerefimi sana emanet ediyorum babam. Sadece kararttım kalbimi alıp gidiyorum. Allah'a emanet olun. Mahir dur! Git oğlumu! Yapma bunu! Bak geriye sadece biz kaldık! Sen de bırakıp gitme! Senin acını yaşatma bana. Baba. Baba iyi misin, ne oldu? Niye ağlıyorsun baba? Abi nereye gidiyor? Ağlama baba, dur. Baba yalvarırım, ağlama. Ağlama ağlama. Sabah akşam bunları içecek. İyi de abi, ağzından içeri bir yudum su akıtamıyorum. Hapları nasıl yutturacağım? Ne bileyim aslanım. Ez suya karıştır, çorbasına kat. Ama aksatmadan içir. Bak, ateşi çıktıkça da bundan ver, tamam mı? İnşallah şifasını bulur. İyileşmezse ya da durumu daha kötüye giderse nasıl haber uçuracağını biliyorsun. Sıkıntı yok Oğuzlu abi. Tamam. Kolay gelsin. Vay ben böyle işin. Sizin merkezin yeri değişmiş galiba Yasin komiserim. Bak Feride, ben... Baktım Yasin. Baktım. Çaresizlik içinde sana geldim.
Mahir'i durdurmak için yardım istedim. Hiçbir şeyden haberin yok sandım. Meğer dünyadan habersiz olan benmişim. Yalnız tebrik ederim. Gerçekten çok iyi oynadın. Hem iyi bir polis hem de şahane bir jönmüşsün. Yalnız yazdım bunu bir kenara. Yapma böyle Feride. Sanki ben keyfim... Ya siz birbirinizi yemeyin diye hep arada ben kalıyorum ama ha. Bunları sonra konuşuruz. Ne maksatla böyle bir plan yaptınız? Anlat, dinliyorum. Nerede açık verdim ben ya? Adliyede mi? Adam ölmemiş. Kayıp bile değil, içeride yatıyor. Mahir susuyor. Neden, niçin yaptınız böyle bir planı? Anlat, dinliyorum Yasin. Kaçışım yok değil mi Hakime Hanım? Yok. Planı Mahir yaptı. Katil gibi görünmek istiyor. Neden? Bu hapse girmekten başka hiçbir şey yaramaz ki. Bilmiyorum Feride. Yasin. Feride, bilmiyorum. Bana anlatmadı. Sadece adamı saklamak için yardım istedi benden. Boşuna uğraşma Yasin. Çünkü ben sana hiç inanmıyorum. Tamam. Biliyorum. Ama anlatmayacağım. Git Mahir'e sor. Niyeti neyse o anlatsın. Öyle mi? Tamam, hadi gidelim soralım. Yürü, binip gidiyoruz hadi. Sen, ben senin araba... Ben buraya mı sığdın sen? Yasin, bin hadi gidiyoruz. Koca hakimeyi ne hale düşürdün? Yasin, bin hadi, bin. Sen sakın söyleme. Aman sakın söyleme. Çünkü biz düşmanız. Çünkü ikimiz de Mahir'in iyiliğini istemiyoruz. Yapma Feride. Niye öyle dediğimi biliyorsun. Yok, anladım ben. Tabii sen en çok Mahir'in arkadaşısın. Aman arada kalma. Sakın arada kalma. Ben Mahir'e sorar öğrenirim. Sen gerçekten buraya mı sığdın? Yasin, çalıştır şu arabayı, sinirlendirme beni. İki büklüm geldim zaten o kadar yolu. Benim aklım pek almadı bu işi. Ben abimi tanırım. Kendini korumak için bile olsa adaleti yanıltmaz. Neyse, suçu söyler. Kesilen cezayı da başım gözüm üstüne der çeker. Gün gelir insan kendini bile tanıyamaz Orhan. Bak, senin abin de eski Mahir değil artık. Vay be. Mahir Karan'ın da artık bir leşi var. Çok şık bir manevrayla savcıyla hakimden de yırttı. Tam bizim kafadan aslında ama... bizden değil. Tabii şimdilik. Gün doğmadan neler doğar Orhan. Hadi eyvallah. Ne yaptın? Müşerref olabilecek miyiz bu senin patronla? Ya sakın gittiğini söyleme şimdi ha. Bari bahsedebildin mi benden, haberi var mı? Aşka mevzuları konuşmaktan senin işe gelemedik abi. Arif, buyur abi. Ara kıza kimse karışmasın. İşim bitince bizzat kendim yapacağım tımarını. Tamam abi, emredersin. O gerzek Mustafa'ya da söyle şeker verip durmasın hayvanlara. Kesmeyeyim gırtlağını. Tamam abi. Ne işi var lan bu demiyonun benim çatımın altında? Orhan eniştesi mi abi? Eski eniştesi. Abi dün Orhan getirdi elini öpsün diye. Yürü hadi yürü. Nereye abi? Düğün marangozhaneye. Nerede lan? Thank you.
geldin bana kardeş. Buyur abi. Harbi andabalsından sen. Askerlik arkadaş gibi kardeş demek de neyiniz? Ne var oğlum? Adamı tanıyoruz Mahir abi işte. Lan oğlum, o artık seni bildiğin Mahir Kara değil. Kulağın kesik değil mi adam? Gaz doku bari. Çok şükür doktorum. Sen böyle iyi haberler ver müfidemden, ben dünyayı ayaklarının altına sereyim. Tamam doktor, tamam. Teferruatı sonra konuşuruz. Ben uğrayacağım zaten. Hayırlı günler. Görüşürüz. Geldin mi Mahir? Geldim abi. Ardımda kalbe kırık yer bıraktım. Gölgemde soluklanacak bacılarımı bıraktım. Benden başka dayanağı kalmayan babamın kolunu kanadını kırıp boynunu bükük bıraktım. Kimseden helallik almadan öyle bir başıma kimsesiz geldim. Gemileri yaktım geldim abi. Otur aslanım. Oturmayacağım abi. Bir durup düşünürsem içimdeki sevgiye yenik düşeceğim. Gidip babamdan af dileyeceğim. Feride'nin elini tutup bir daha hiç bırakmayacağım. Durmayacağım abi. Bu dava bitene kadar, sebep olanları bulup yere serene kadar durup düşünmeyeceğim. Soluklanmayacağım bile. Tamam. Dediğin gibi olsun. Söyle bana. Şimdi ne yapmam gerek? Nasıl adam, iyi mi? Biraz rahatsızmış. İlaç getir. Toparlan. Suç işlediğinin farkındasın değil mi Yasin? Hı? Hiç bakma öyle. Adalet hususunda bırak arkadaşımı, babamı karşıma getirseler yine de muhakememi kaybetmem. Senin de aynı şeyi yapman gerekirdi. Ama sen hapishaneden kaçmış bir mahkumu saklıyorsun. Üstelik bir de Mahir Kara'nın adaletin yanıltmasına yardım ediyorsun. Tamam. Gereği neyse yapın o zaman hakim hanım. Yapacağım ben gereğini. Yapacağım. Durumun mahiyetini bir anlayayım, ben yapacağım gereğini. İlk şartı yerine getirdin. Leşini serdin. Duyan duymayan anlatmaya başladı çoktan. Ben de mevzunun geçtiği her yerde bilhassa ateşi körüklüyorum. Şimdiki safha nam salmak. Bu da ancak bir kabadayı ile hesaplaşarak olur. Herifi ya madara edersin ya da alt edersin. Böylelikle mıntıkasının idaresi sana geçer. Ardında dolanan, sana biat eden adamlar türer. Namın yürüdükçe adın büyür. Anladım abi. Madem nizam bu, biz de bu yoldan yürürüz. Yalnız hesabını soracağımız kabadayı hak eden biri olsun. Nam salacağız diye yok yere can yakmayalım. Benim de canım yanmasın, vicdanım rahat etsin. Orası kolay Mahir. Alemde it kopuk gani. En namussuzunu, itini, pisini seçeriz. Ha. Bak aklıma biri geldi bile. Boksör ilmi. Adından belli, eski boksördür. Yüzünde hala eski dövüşlerin izini taşır. Az daha almadı ağzı burnu. Ama boş durmaz. Namının hakkını verir. Onunla dalaşanların yarısı hayatta değil şimdi. Anlayacağın, çelik gibi bileği vardır. Sen bileğini geç abi. Yüreğinden bahset. Yürek onda sadece kan pompalar. Ne merhamet var şerefsizde, ne ahlak. Çirkefin tekidir.
Baba, konuşmuyorsun, bari şu suyu iç, yalvarırım. Ne oldu? Abimle kavga ettiniz. Hem nereye gitti abim? Baba, ne olur konuş, bir şey söyle. Abim geldiğine göre haberler yalan. Bak, öldürmemiş işte adamı. Yoksa salmazlardı ki mahkemede. Baba, sen niye üzüldün böyle? Abim kötü bir haber mi getirmiş? Nerede şimdi, dükkanda mı? Yeter! Bir daha abin deme. Niye baba? Mahir abim demeyeyim de ne diyeyim? Bu çatırın altında bir daha Mahir adı geçmeyecek. Böyle senin Mahir diye abin, benim de Mahir diye oğlum yok artık. Ben tamamım da sen noksansın. Boş gezemezsin. İhtiyacım yok abi. Kullanmayacağım şeyi taşımam. Bak Mahir, kabadayı olmak istemiyorsun, biliyorum. Maksadın hasıl olunca bu taraklarda bezin kalmayacak, eyvallah. Ama bu aleme elinin ucuyla soyunan yanar. Madem yüreğini koydun, bileğini sıktın, o zaman da gereğini yapacaksın. Kuralını, kaidesini çiğnediğin dövüşte yenilirsin. Evvela şunu kabul et. Sen artık bir kabadayısın. Diğerlerinden farkın, özün. Bunu da bizden başka kimse bilmeyecek. Madem bundan böyle seninle teşhiki mesai yapacağız, o zaman bu alemde arttığım saçımın sakalımın hürmetine laflarımı dinleyeceksin. Estağfurullah abi. Gözün kara, eyvallah. Görüyorum içinde yanan kor ateşi. Sana onu söndür diyemem. Ona sen karar vereceksin. Yalnız gözü karartayım derken kör etme. Önce Allah'a, sonra kendine, sonra silahına güveneceksin. Kabadayı adamın bundan başka dostu olmaz. Silahsız gezemezsin. Gezersen çat diye vururlar sırtından. Kendini ele vermek istemiyorsan, kurduğun oyun için alacaksın. Etrafındaki adamları nasıl özenle seçiyorsan, silahını da öyle seçeceksin. Kabadayı adam silahına benzer. Kuvvetli, hedefini vuran silah seçeceksin. Teklemeyecek yani. Tıpkı senin gibi. Madem göstermelik olacak, maksadımız gözdağı vermek, o zaman bunlara ihtiyacım yok.
Feride Hanım. Nişanlınızın duruşmasını beklemediniz. Öylesine uygun gördüm. Öyle mi? Şubeye kadar gelip zanlıyı görmek isteyince başka türlü düşünmüştüm ben de. Her neyse, haberiniz olmamıştır belki. Mahir Bey serbest kalmayı becerdi. Davası tutuksuz devam edecek. Bunun Mahir'in becerisi olduğunu sanmıyorum Adnan Bey. Demek ki aleyhinde delil yokmuş ki hakim böylesini münasip görmüş. Şimdi müsaadenizle. Yasin, duydun mu? Gözün aydın. Bir şey söyleyeceğim. O zaman ben Mahir'lere gideyim. Kesin eve gitmiştir. Nazif babanın nasıl perişan olduğunu biliyor. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Yol verin bakalım. Ne olmuş acaba Nazif babaya? Biri fena damana basmış belli. Nazif abi. Buyur abi. Nerede Dalyan? Şimdi çıktılar abi. Mahir abiyle işleri vardı da. Mahir mi dedin? Evet abi. Mahir abi geldi, sonra da beraber çıktılar. Beraber mi? Dalyan'la. Evet abi. Nereye? Bilmiyorum abi. Ne diyeyim Dalyan abiye? Hiç. Hiçbir şey deme. Ne iş yapar bu boksör? Hele varalım, kendi gözünle görürsün. Niye geldik buraya? Ablamı göreceğim. Bir baş sağlığı bile dileyemedik. Ya söyleseydin ya, ben çiftlikte kalırdım. Babamızın ağrı değil ora. Daha eyvallah almadık Seyis abiden. Zıt düşmek istemem. Hem bu Mahir'in derdi neymiş bir bakalım. Ha. Ya abi, Mahir harbiden yapmış mıdır böyle bir şey? Var bir çoban oğlu. Can almak Mahir'e göre iş değil. Madem yaptın, neden saklıyor? Böbürlenmeyi sever benim abim. Orası öyle. Mahir yaptığı şeyi gizlemez, saklamaz. Neden böyle davransın ki? Benim de merakım bu. Buraya mı bırakacaksın arabayı? Ne gerek var aslanım? Kız gibi araban var. Çek kapının önüne, cümle alem görsün. Hadi yine. Orhan. Ben seninle hiç gelmiyorum. Bu mahalle, ev hep Nazif'in hatırasıyla dolu. Ben sizinkilerle yüz yüze gelmek istemiyorum. Abin, baban, İlknur. Ben pasaja giderim. Bizim çocukların yanına. Sohbet ederiz, sonra buluşuruz. Olur. Sen bilirsin enişte. Kolay gelsin. Songül, niye geldin? Kötü bir şey yok değil mi?
Yok. Evde fakanlar bastı. Çıkıp bir nefes alayım dedim. Buraya gelmişim. Ha, iyi etmişsin. Geç otur. Çay demlemiştim. Nazif Baba gibi yaptım karanfilli. Yok, sağ ol. Her şey normale döner mi dersin? Kitaplarımı kucaklayıp okul yolunda yürür müyüm bir daha? Yeniden aile olur muyuz Osman? Bir daha yüzümüz güler mi? Songül. Bak. Her acı en koyu haliyle gelir oturur yüreğimize. Ama zamanla azalır verdi yazdırap. Değil mi? Yoksa yaşanmazdı be Songül. Delirir insan. Çok acıyor Osman. Çok. Dilime dolan isyan edecek kimsem de yok. Hepsinin acısı benimkinden beter. Songül. Yüklenme kendine. Yüklenme kendine, az sabır. Az sabır, bak inan azalacak kederin Songül'üm. İnan. Tamam. Tamam, belki hepten bitmeyecek, evet. Ama azalacak. Ben buradayım. Yanındayım. İsyanını da acını da bana anlat. Olmaz mı? Songül, kapıya baksana. Songül dedim. Tamam, sen de çalıp durma. Songül neredesin? Duymuyor musun kapıyı? Kimsin? Ablam. Orhan. Kardeşim. Kutuma başıma geldi. Kolum gitti. Annem bizi aldı, yanına gitti. Başımızın Osman. Sağlık dirlik çok uzakta bizden artık. Azar azar öldürüyor bu acı beni. Orhan. Allah Allah. Ya yengem, sen niye çekiniyorsun ki? Bak dün gece ne kadar da şahane kotardın işi. Bugün çıkıp aynısını yapacaksın. Hem dün beğenip beğenilmeyeceğini bile bilmiyordun. Bugün alkışlamaya hazırlar. Sen... Olmaz Selim. Yapamam. El mahkum çıktım ama o bir gecelikti. Şimdi olmaz. Sen dediğimi yap. Herkesi tek tek ara, iptal et. Etme, eyleme yenge.
Ha kendi bacağımıza kurşunu sıkmışız, ha bugün program iptal demişiz yani, o kadar. Onu bana sormadan söz verirken düşünecektin. Şu paraları kasaya koy. Keyfimden mi dedim yenge ha? Keyfimden mi dedim? Ekmek parası için. Vallahi aleme millete madar oluruz yenge. Kapıdan içeri töbe müşteri sokamayız bir daha ya. İyi madem. Ha? Akşama kadar vaktin var. Akşam sahne alacak bir solist bul. El aleme rezil olmayalım. Hadi elini çabuk tut. Ay sikiyim ben böyle işin ısrafını be. İşte boksör Hilmi'nin mıntıkası. Herif dışarıdan bakınca kabadayı. Araç toplar. Kaçak mal satıp parasını tahsil edemeyenlerin tahsilatını yapar. Ama ve lakin dikkatlice bakarsan neler görürsün neler. Hadi kızım, hadi, hadi. Paralar boksöre gidiyor. Bu bebeleri kaçırıp zorla dilendiriyor. İç ol, iç. Nereden buluyor abi bu kadar çocuğu? Kimi esirgemeye bırakılmış ailesiz köksüz çocuk, kimini de çalıyor. Anlayacağın küçüklükten yetiştiriyor. Dayakla, kötekle dilendiriyor. Bunlar da büyümüş halleri. Önce dilendiler, sonra abi oldular öbürlerinin başına. Biraz daha büyüyünce de silah veriyorlar ellerine, salıyorlar aleme fedai diye. Silahlananlar da kendilerini bir has sanıp bir kabadayının kıçına takılıyorlar. Gerisi itlik, kopukluk. Kimse de buna dur demiyor. Düzen böyle kuruldu. Al gülüm, ver gülüm. Dün akşam mekana bir oğlan geldi. Görsen çocuk dersin. Sakalı yeni bitmiş. Bu boksörden borç almış. Ödeyememiş gariban. Çekmiş almış elinden kardeşini. El kadar çocuk. Baksana abi hepsi öyle. Benzetmek gibi olmasın. Senin rahmetli Nazif'le yaşatmış. Bu aldıkları çocuk nerede abi, bunların arasında mı? Yok. Başka memlekete sepetleyecekmiş. Başka çocukları da katmış. Bu akşam istigardan trenle salacakmış hepsini. Demek ki o tren eksik yolcuyla kalkacak Dalyan abi.
misiniz? Mahir'in duruşması görüldü. Hakim serbest bıraktı. Gelip söylemedi mi size Mahir? Baba hep diyordu ki bu işin içinde bir iş var diye. Ben çözdüm olayı. Gittim gördüm, adam yaşıyor. Meğer Mahir adamı gözlerden uzak bir yere yerleştirmiş. Canına kıymamış kimsenin. Haberim oldu kızım. Öyle mi? Mahir geldi, her şeyi anlattı güzel kızım. Yaptıklarını, niyetini. Bu amaç uğruna kendine çizdiği yeni istikbali. Neymiş amacı? Anladığım kadarıyla ne sen varsın bu istikbalde, ne de ben, ne de ona mani olacak başkası. Lakin kötü bir şey yapmamış. Adamı öldürmemiş. Mahir'in derdi adam değil ki. Onu maşa diye kullananları bulup ortaya çıkarmaya antışmış. Bulup intikamını almaya. O zaman neden ben öldürmedim demiyor, susuyor? Mahir tertip etmiş bu oyunu. Sözde katilmiş gibi görünüp aralarına girmeye çalışacak. Kimlerin aralarına baba? Kim için bu oyun? Kabadayılarım. Anlamadım. Mahir kabadayı mı olacak? Aralarına girecek. Ama adam öldürdüm deyince niye aralarını alsınlar ki? Öyle durduk yere kabadayı olunmaz kızım. Toprakta bitmez. Suyla büyümez kabadayı dediğin. Mertebe mertebe ilerlemek gerek bu yolda. Mahir de ilk adımı böyle atmış işte. Katil defterine adını yazdırarak. Eli kana bulaştı diye onu kendilerinden bilecek alemdekiler. Hayır baba, olamaz. Bir yolu vardır muhakkak. Bizim Mahir'i durdurmamız şart. Yaydan fırlayan oku tutamazsın kızım. Boşuna çırpınma. Bu saatten sonra Mahir'i durduracak tek şey düşmanının son nefesi. Ne olur böyle demeyin baba. Ben demesem ne yazar? Oyunla, tezgahla kendine katil dedirtti. Yarın da kabadayı dedirtecek. Onlar da inanacaklar. Ya bir gün biri alnına silahı dayarsa ne olacak? Allah korusun. Nasıl kaçacak o zaman suça, pise bulaşmaktan? Yani güzel kızım, mışla muşla yürünmez bu alemde. Ya kabadaysındır ya da değilsindir. Mahir, adımını attığına göre bu alem artık dönüşü yok. Oyun da dese, inkar da etse, Mahir artık kabadayı. Tansiyon mu? Tuzlu ayran olsun.
Sesini çıkarıp bu kafanı kırarım. Hepiniz çömün bir köşeye. Dilinizi de yutun. Ağzını açan, mızıklayan olursa çok fena yakarım canınızı. Geç. Durumu çaktıran olursa Allah yarattı demem. Kemiklerinizi veririm elinize. Anne, annemi istiyorum. Ben ne diyorum, sen ne yapıyorsun lan? Çıkarayım mı kemeri ha? Abi dur yapma. Ben şimdi onu sustururum. Arkadaş, burası bize dolu. Allah Allah, öyle mi? Benim de biletim var. Başlatma biletinden. Sok onu münasip yerine. Burası münasip sanki ha? Ya mısın lan sen? Estağfurullah. Bela pisliksizsiniz. Hadi bakalım delikanlılar. Evin özleyen yok mu? Hadi. Yanlış yapıyorsun. Boksör çok kızacak. Affetmeyecek seni. Tövbe diyen kim? Var git o boksöre benden selam söyle. Sen kimsin ki? Karadayım. Ben önce senin gibi olacağım. Seninki gibi sakallarım da çıkacak değil mi? Karadayı. Hadi bakalım aslan parçaları. Burada işimiz bitti, gidelim. Ağlama abim, ağlama. Geçti bak, geçti. Karadayı, benim çişim geldi. Mahir'e mani olacağım baba. Buna izin veremem. Belki haddim değil. Sizin sözünüz çiğnedi, belki beni hiç dinlemeyecek. Ama yerimde oturup bunu kabul edemem. O bu yolda yürümekte kararlıysa ben de onu alıkoymaya kararlıyım. Thank you.
Hep aynı koku. Mis gibi beyaz sabun kokuyor. İnsan taşı duvarı özler mi be abla? Özlüyor işte. Ben bu evin kokusunu, sesini, her şeyini çok özledim be abla. Özlenmez mi Orhan? Yuva neticede. Özlenmez mi? Gel. Gel kendi yatağını gör asıl. Gel. Girsene. Niye öyle el gibi kaldın eşikte? Kaldırmamışsınız. Niye kaldıralım ki? Bak. Giysilerin, yatağın, yastığın, her şeyin bıraktığın gibi duruyor. Hepsi seni bekliyor. Biz seni bekliyoruz Orhan. Aşağı inelim mi abla? Nasıl da sessizleşmiş ev. Abla. Ha. Söyle Orhan'a. Annemin odasını bir görsem. Ben sıcak nefesine hasretken soğuk yüzünü bile göremedim anam. Helalliğini alamadım. Sen askerdeyken annem de böyle yapardı. Senin ırkını alıp koklaya koklaya alardı. Oh, oğlum bir dönsün de şu namın altına bir girsin de diye. Öyle diye diye bekledi seni. Abla ben geldim. Ah Songül. Abla. Abi. Tamam. Aldılar mı seni? Bitti. Bitti güzelim. Bitti. Çok şükür döndün abi. Sen nasıl ihtiyacın var sana? Evde olmana. Dönmedim ki kardeşim. Ne demek bu? Bak döndün işte. Emre mucize gibi. O nasıl laf Songül? Bak ablam burada. Sonra babam. Mahir abin de başınızda. Değil. Başımızda falan değil. Bir sürü kötü şey oldu. Bir sürü acı. Mahir abim çekti gitti.
Babamın adı anmayacaksın. O seni abi falan değil dedi. Abi sen de gidersen ben kim abi diyeceğim? Dur bakayım dur. Ne oluyor ya? Mahir nereye gitti? Babam niye öyle söyledi? Sen bir baştan anlatsana şunları bana. Abi ben de bilmiyorum ki. Babama sordum hiçbir şey söylemedi. Abi ne olur gitme. Burada kal. Bak. Gene gelirim. Bir ihtiyacınız var mı diye yoklamaya geleceğim. Abi bizim sana ihtiyacımız var, anlamıyor musun? Orhan. Çok şükür. Geç de olsa evine döndün ha? Bir hatırınızı sormaya geldim baba. Kapıdan şöyle bir uğradım. Başımız sağ olsun. Ha? Burası senin evin. Büyük acılar içindeyiz Orhan. Vakit ayrılığın gayrılığın değil. Dağılıp un ufak olmanın değil. Birbirimize kenetlenmenin, yaralarımızı sarıp ayakta durmanın vakti. Hoş geldin. Hoş geldin evine. Hakkın var baba. Ama ben burada kalmasam, gitsem daha iyi. Neden? Orhan. Onca acımın içinde... Benim en büyük ailem sensin. Ben her gece soruyorum... Düşünüyorum kendi kendime ne yapıyor diyorum. Nerede yatıyor, aç mı, tok mu? Hep içimde... Büyük bir sızı senin yokluğun, biliyor musun? İyiyim ben baba. Merak etme beni. Başımın çaresine bakıyorum. Şimdi gelip de buraya düzeninizi bozmayayım. Tadınızı kaçırmayayım. Annen seni doğurduğunda müjdeyi ebe verdi. Oğlun oldu diye. Bir erkek evlat daha dedim. Bir sevindim ki... Bana can... Mahir'e kardeş, dost, yoldaş... İki oğul... İki gönenç... İki omzumdan yüklerimi alacaklar. Ananın yanına vardım. Sofya'm dedim. Bizim artık sırtımız yere gelmez. Çok şükür Allah'a. Üç tane nur gibi evlat nasip etti bize dedim. Sonra üstüne son günümüz geldi. Sevincimiz daha bir göverdi. İnsan başka ne ister ki dedim. Gün gelip göçtüğümüz zaman kızlarımız ele gene muhtaç olmayacaklar. El kapılarında kimsesiz kalmayacaklar. Arkalarında dağ gibi abileri var dedim. Gel gör ki yanılmışım. İkiniz de ayrı ayrı can evimden vurdunuz beni. Tutunduğum dalları bir bir kırıp elime verdiniz. Ananın ölümü içimi pare pare etse de... Şimdi iyi ki görmedi bugünleri diyorum. Eğer görseydi, kadıncağız kahrından her gün ölürdü. Abi! Ama ne olur bir şey yap, durdur abim, ne olur gitmesin ama.
Söyle gitmesin ne olur baba, söyle. Dur dur gitmesin. Ne olur baba. Hoş geldiniz Feride Hanım. Merhaba, Muhalle. Muhalle? Babamlar yok mu? İkisi de çıktılar efendim. Ne zaman döneceklerini söylemediler. Hay Allah. Peki senden bir ricam var. Benim şimdi çıkmam gerek ama akşam geleceğim. Babama söyle muhakkak beni beklesin. Hiçbir yere çıkmasın. Yardımına ihtiyacım var. Unutma ama, tamam mı? Tamam Feride Hanım, merak etmeyin. Hoşça kal. Mahir Kara'nın şansı yine yaver gitti desene Adnan. Tutuksuz yargı işi pek iyi olmadı. Dilim yetersizliğinden bu kez kurtuldu Sayın Bakanım. Lakin bir sonraki duruşmada kelepçeyi takacağım. Merak etmeyin, sonu yakındır. Gözün üstünde olsun. Bakalım Mahir Efendi neler yapacak? Her adımından haberdar edeceksin beni. Tabii efendim, merak etmeyin. Afiyet olsun çocuklar. Baba. Hayır abim. Adını anma dedim sana Songül. Artık hiç gelmeyecek be eve. Gelse de bu kapıdan giremeyecek. Bu kapı ona artık temelli kapalı. Babasını hiçe sayan çatımın altında yeri yok. Hadi. Sıkmayın canınızı. Çorbanızı için. Kadir atla kucağıma. Hadi bakalım. İyisiniz değil mi? Sayende abi. Allah razı olsun. Ben çok acıktım. Sizde durumlar nedir? Karnımdan sesler geliyor Mahir abi. Sen? Sen acıktın mı? İyi madem. O zaman önce bir karnımızı doyuralım. Hadi geçelim şöyle. Otur bakalım delikanlı. Ver o tabureyi. Babam halleder. Sonuçta koca bakan o. Hem derim ben aramızda kalsın. Sessizce bir görevli falan atarlar devletten. Mahir'in yanına kimse yaklaşamaz değil mi? Hem madem bu olayın arkasında başkaları var, Mahir bundan çok emin. Adaletin yerini bulması herkesi huzura erdirir. Babam yardım eder. Olur tabii.
Belki bir polis memuru falan atarlar. Artık neyse. Ama babam halleder. O bulur. Yasin komiser. En iyisi o. Hem arkadaşı da. Ya gene ayakta uyutsunlar beni. Yok. En iyisi babam. Oh, oh. Tabii önce Mahir'i bulmak gerek. Kim bilir nerede. Ah keşke nerede olduğunu, ne yaptığını öğrenebileceğim biri olsa yarabbim. Tamam bir otur, bir dur, bir soluklan. Songül'e sorsam hiçbir şeyden haberi yoktur. Sonuçta Mahir akşam eve bile uğramıyor. Ben kime konuşuyorum ki acaba? İlknur'a zaten hiçbir şey soramam. Kız perişan vaziyette. Benimle mi alakadar olacak? Suna şu an farkında mısın? Sevdiğim adamın nerede ne yaptığını bilmiyorum ve ona nasıl ulaşacağımı da. O kadarını idrak ettik Feride. Bir dur, başım döndü. Galer Rıza'nın yanında mı acaba? O kim? Bir kabadayı. Yok. Kabadayı falan olmaz. Yok. Haklısın. Olmaz. İki gram aklın vardı. Onu da aldın. Dolanıyorsun. Lap lap lap. Bir dur. Nerede olduğunu bilsem tutup kulağından ben getireceğim Mahir'i sana. İçim kıyıldı. Bir şey mi yesek? Bir çorba falan yapayım. Acıktım ben. Ay yok, evde uğraşmayalım şimdi. Hem zaten benim eve gitmem gerek. Babam bekliyor. Onunla oturup etraflıca konuşacağım. Mahir'in çevirdiği oyunu anlatacağım. Ama istersen yakında bir ciğerci var. Oraya götüreyim seni. Ne olur götür. Gidelim. Hadi. Seni bir daha arkeleyeceksin. Tek tek. Sabah Dolat'ta göreceğim. Nasıl istersen. Jilet gibi istiyorum hepsini. Jilet. Birinde çift çizgi göreyim. Yüzüne ütüyü basar dümdüz ederim. Anladın mı? Lan ne işiniz var burada? Ankara yoluna düşecektiniz hani? Gidemedik abi. Kim sıçtı lan sizin sıfatınızı? Hem gidemedik ne demek? Çok pis tuzağa düştük. Herifin biri hem bizi hacamat etti, hem de çocukları aldı gitti. Herifin biri öyle mi? Herifin biri geldi, çocukları aldı gitti. Siz ne yaptınız o sırada? Ha? Böyle bakıyoruz mu karşısında? Dört bebeğe sahip çıkamayana adam demem ben, anladın mı? Şimdi diyeyim bakayım kimmiş bu adam? Karadayı. Ne? Karadayı mı? Kim lan bu?
Hadi bakalım. Hemen başlayın. Sıcak sıcak yenir bu ciğer. Sizinkileri acı attırmadım. Soğanla az koydurdum. Fatih, kapağını şu gazozları. O ne? Sağ ol Karadayı. Bunların tatlıları çok güzelmiş Mahir abi. Afiyet olsun. Doymayan ikincileri de attırırım. Suna, ben dedim ciğerciye gelelim diye ama bir şey yemek istemiyorum. Aa, olur mu öyle aç karnına Feride? Gerçekten canım bir şey yemek istemiyor Suna. Rahmetli anneannem derdi. İnsanın acıyan yeri başka, acıkan yeri başkaymış. İlahi Suna. Mis gibi de koktu buraya gel. Niye tortu? Mahir. Mahir burada. Feride, o kadar istediğin Allah karşına çıkardı görüyor musun? İkincileri söylüyorum. Sen bize birer tane daha yap. İyi akşamlar. Feride, demek buldum Mahir'i. Sana çok önemli bir haberim var dediğim buydu kardeşim. Hakim Hanım sırrına ermiş. Gerçi kendi anlatır sana. Merhaba delikanlılar, afiyet olsun. İşte size bahsettiğim polis abileriniz bunlar. Hepinizi tek tek eve götürecekler. Sevdiniz mi ciğeri? İkincileri de yiyecekler şimdi. Afiyet olsun. Mahir. Kim bu çocuklar? Bir şey söyle Allah aşkına, ne oluyor? Aşk olsun. Biriniz kal diyor, biriniz git. Ayıp değil mi ama? Valla Rüyacığım kusura bakma ya, bir yanlış anlaşılma olmuş. Ama içeriye gideyim hepsinin kulaklarını çekeceğim. Bu arada Necdet abi ilk gördüğüm yerde de diyeceğim. Alacağız seni kadromuza. Söz mü, yakışıklı? Söz söz. Ama senin de işin vardır zaten, biz seni fazla tutmayalım. Ben de içeride müşterilerle ilgileneceğim, oldu mu? İyi madem, ara bekliyorum. Tamam. Yandık yine yandık yenge, yandık. Ne oldu yine? Çalmadığım kapı, aramadığım kimse kalmadı. Bir tane astrolist bulamadım bu gece için. Astrolisti bırak, sesi iyi Vertür bulsam ona da razıydım. O da yok, yok, yok. Allah kahretsin ya. Hani bir kız vardı, Rüya mı ne, seninkiler söylüyordu. Ona ne oldu? Evet ama hani gelen giden yok. Salonu bir gör yenge, boş masa yok. Kapıda kalan müşteri, arkaya sandalye atsanız da yeter diyor. İnsanlar seni dinlemeye gelmişler. Hazır, sen de çıkmam diyorsun. Söyle ben şimdi ne yapayım yenge? Selim, geçen sefer darda kaldık diye şey yaptım ben. Şimdi... Şimdi daha da dardayız be yengem. Elini ayağını öpeyim, komobisi darda. Yeditepe gazinosu.
Böyle bir kalabalığı ömrü hayatı boyunca ne gördü ne de duydu. İtibarımızla bir bu salonu başımıza yıkarlar bu gece. Hadi be yenge sultan, yap bir güzellik. Bak gazeteciler de gelmiş. Belki senin sayende tarih kuşu bizim de başımıza konacak. Bizim için, ekmek bekleyen elemanlar için çık bari sahneye be yenge. Ben çok korkardım. Korkma. Korkma. Kimse bir daha yaklaşamaz sana. Hem biliyor musun? Senin yaşında yeğenim var benim. Onu bize getirsene. Beraber oynarız. Annem ona da katmer yapar. Artık burada değil. Yoksa kötü bir şey mi oldu? Üzülme. Ben varım. İstersen ben senin yerinin olurum. Götüreceğiz. Hadi bakalım atlayın arabaya. Anneleriniz babalarınız sizi bekliyor. Gel bakalım. Al bakalım kaderi de. Gördüğünüz gibi hakim hanım, işimin başındayım. Mesleğim neyi icap ediyorsa onu yapıyorum. Sığdınız mı? Size iyi akşamlar hanımlar. Afiyet olsun. Fazla geç olmadan eve geçersiniz. Bir dakika. Bir dakika, ne demek oluyor şimdi? Bu hiçbir yere gidemezsin. Konuşacağız. Konuşacak bir şey yok. Ben diyeceklerimi nezarethanede söyledim hakim hanım. Ama ben söylemedim Mahir Kara. Thank you.
Yaptığın çok güzel. O çocukların hayatını kurtardın. Ama niyetin sadece böyle şeyler yapmak değil. Öğrendim ben Nazif Baba'dan. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Ayrıca Cüneyt Yanbal yaşıyor. Ona da dokunmadın, onu da biliyorum. Bana ettiğin bütün o sözlerin, bütün o tavrının sebebini öğrendim. Yalnız şunu bil, buna müsaade etmeyeceğim. Aklından geçenleri sana yaptırmayacağım Mahir. Nasıl mani olacaksın bana? Hemen şimdi gideceğim. Cüneyt Yanbal'ın yaşadığını haber vereceğim. Hatta bunu ispatlayacağım. Babamdan da yardım alacağım. Madem bu olayın ardına düştün, her şey yasal yollardan olacak. İpimi kendi ellerine çekeceksin yani. Bilakis adalet önünde seni aklayacağım. Adaleti yok bu dünyanın Hakim Hanım, hala anlamadım bunu. Senin mahkemelerinde aklanırken canıma kastedenlerin gözünü açacaksın. O bombayı benim için koydular. Ama ölmedim Feride. Şimdi Cüneyt'i öldürdüm, intikamımı aldım sanıyorlar. Yani benim için defter kapandı. Onlar için de. Alacak, verecek kalmadı. Evet ama görünürde. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacak. Onlar bunu anlayana kadar ben maksadıma ulaşacağım. Beyefendiye yani. Buna asla müsaade etmeyeceğim. Bu çok tehlikeli. Ya sana bir şey olursa? Bana bir şey oldu Feride. Parça parça kopardılar ciğerlerimi. Öz annemi aldılar benden. Kardeşimi. Yetmedi ana bildiğim kadını da. Evladım gibi sevdiğim canımın parçası Nazif'imi aldılar. Şimdi ben onları durdurmazsam onlar beni durduracak. Sen şimdi gidip Mahir oyun oynuyor. Cüneyt öldürmedi dediğin an bütün sevdiklerimi öldürecekler. Yani Feride. Yapma bunu. Ben artık kimsenin canı yanmasın istiyorum. Bütün bunlar bitsin istiyorum. Bu yüzden sana bitti dedim. İçindeki beni öldür dedim. Kıy artık bana Feride. Asla. Asla. Benden mümkün olmayan bir şey istiyorsun. Bendeki sen ancak son nefesimde ölür. Tamam. Tamam anladım. Bunun geri dönüşü yok. Kimseye, hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Oyununu bozmayacağım. Yolunda yürümene mani olmayacağım. Ama şunu bil. Gölgen gibi peşindeyim Mahir Kara. Gölge güneşte yere düşer Hakim Hanım. Benim girdiğim yollar zifiri karanlık. Suna, hadi gidiyoruz. Biz içeri girmeden gitmez.
Allah'ım bana yardım et. Yardım et Allah'ım. Feride. Hadi. Şeytanınız bol olsun beyler. Ama böleceğim. Matmazel. Gecikince endişe ettik. Endişeye mahal yok. Havadisler güzel. Yarın akşama sınır müsait ama 2 saat. Ağzından bal damlıyor. Ya ya, 2 saat olmaz. Müddet 2 saat. Ondan sonra denetim başlayacakmış. Ne? Yani mallar geçti geçti. Yoksa daha çok beklersiniz. Zor olacak. Ah canım benim. Hiçbir şey kolay olmuyor ki şu hayatta. Elimizi çabuk tutacağız. Omega. Neyse beyler, size kolay gelsin. Selamun aleyküm. Hayırdır Hilmi? Keyfinizi böleceğim ama bir sualim var. Akşam akşam Tuynoz'un biri canımı sıktı. Adamlarımı indirip malıma da el koymuş. Arıyorum Hırbo'yu ama bilen eden yok. Burada duyan var mı cibile sizi? Kimmiş? Karadayı mı? Neymiş adı? Adı Karadayı. Kendi kayıp ha. Karadayı mı dedin sen? Evet Dalyan abi. Tanır mısın yoksa? Karadayı. Namı diğer Mahir Kara. Eli gazete tutan herkes az çok bilir onu. Bilmeyen de şu dakikadan sonra belleyecek. Zira bundan böyle her daim adını duyacak, baktığınız yerde yeni bir icraatını göreceksiniz. Rest. Sen ne istediysen ben onu yaptım. Hayır, ben biraz beyaz da katalım demiştim sana. Kattım ya Feride.
Boyanınca böyle çıktı. Çok sarı değil mi? Bence güzel. Bence değil. Çok sarı. Limon gibi. Sen gel bakayım. Ben sana bir de yatak odasının rengini göstereyim. Bakalım onu beğeneceksin. Gel buraya. Bizim de bir katkımız olsun istedik. Tabii kabul ederseniz. Çam sakızı çoban armağanı. En güzel armağan yüreğiniz bana. Buyurun, hoş geldiniz. Arabaya dikkat et. Evet olsun. Hayırlı işler. Allah bereket versin. Amin. Hadi kalın sağlıcakla. Yazıyor, yazıyor. Mahir Karan'ın mahkeme çıkışında dediklerini yazıyor. Cüneyt Yanmalı öldürdüğü halde nasıl serbest kaldığı yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Gazete ver bakalım çocuk. İstersen kalem odasında bir kahve içelim. Böyle açılırsın, kendine gelirsin ha? Hayırdır Nimet efendi? Hakim Hanım, babanız sizi bekliyor. Erkenden geldi. Pek de bir sinirli. Sizi sorun durdu. Bir şey de diyemedim. Ah, ben unuttum babam. Çıkıyor musunuz efendim? Evet kızım. Kerim Hanım, günlerdir doğru düzgün bir şey yiyip içmiyorsunuz. Sizin için endişeleniyorum. İyi misiniz? İyiyim, merak etme kızım. Mehmet Sahin Bey nereye gittiğimi sorarsan Nişantaşı'na gittiğimi söylersin. Tabii ki efendim. Karadayı sen misin? Sen kimsin? Boksör seni istiyor. Derhal alın gelin dedi. Ben kimsenin ayağına itmem. Boksör çağırdıysa geleceksin. Elçisin. Kaşınma da başına bir zeval gelmesin. O boksöre de söyleyin. Göreceği, diyeceği bir şey varsa buyursun gelsin karşıma. Endişelenmeyip de ne yapayım yavrum? Şu haline bak. Baba, arka arkaya o kadar çok şey yaşandı ki. İnan ben de çok şaşkınım. Duygularım karmakarışık. O Mahir hayatına girdiğinden beri bu böyle. Bana sorarsan senin gözlerin yeni yeni açılıyor.
Bak kızım, sen seviyorsun diye ben onu bağrıma bastım. Ama görüyorsun, Ademoğlu yaptıklarıyla var, düşündükleriyle değil. Mahir, canı sağ olsun. Tahayyül ettikleriyle eyledikleri birbirini hiç tutmuyor. Can almak, can yakmak dinimize aykırı şeyler. Telafisi olmayan günahlar. İntikamını aldı da ne oldu? Ha? Öyle değil mi kızım? Daha suçu ispatlanmadı baba. Aksi de. Neyse. Neyse ne. Ben bu Mahir konusunda seninle konuşmaktan, tartışmaktan yoruldum kızım. Ne kadar konuşsak da, hadiseleri irdelesek de inandıklarımız uyuşmuyor. Mahir Kara artık sadece kendi ailesini düşünüyor. Ben de benimkini. Ama gördüğüm manzara beni çok üzüyor kızım. Kızım, bazen hakikati kabullenmek zor gelir kızım. Ama artık anla. Mahir'le bu işin olamayacağını anla. Baba, bir karar almak kolay da asıl onu uygulamakmış zor olan. Ben zaten Mahir'e yaklaşmam. Bizim onunla yan yana gelmemiz imkansız. Onun da zaten bunu isteyeceğini hiç sanmıyorum. En münasibi de bu. Yollarınızı ayırmanız. Geçecek yavrum. Geçecek. Kötü günler geçecek. Sola dönebilir miyiz? Evet tamam, burası galiba. Durabilirsiniz. İnecek misin abla? Yoksa birini mi alacağız? Hayır hayır, burada bekleyeceğiz. Parası sorun değil, neyse vereceğim. Peki, keyfimdir. Taksi. Şoför bey, gidelim lütfen, çabuk olun. Beklemeyecek miydik? Duymadınız mı? Gidelim dedim. Toplamakla bitse. Sen yorulma ha ustam. Yetişecek sipariş varsa ben yaparım. Sen eve git. Dinlen, istirahat et. Koca eve sığamadım çocuk. Belki burada bir meşgale bulursam aklım biraz dağılır.
Hamdi abi, Dalyan abi geldi. Hayırlı sabahlar abi. Eyvallah. Mahir abi geldi içeride. Akşam bekledim, gelemedin. İşlerim vardı. Bir vukuat mı çıktı yoksa? Yok abi, asayiş bir erkem halde. İş de iyiydi çok şükür. Lakin bir hadise var diyor. Dün siz çıktıktan sonra Nazif abi geldi. Seni sordu, Mahir abiyle çıktılar dedim. Bir şey söyledi mi? Yok abi. Döndüğü gibi gitti. Ne desin, Arif adam kibarım. Olanı biteni anlamış. Üstüme de çiziyi çekmiştir. Hoş geldin. Eyvallah. Otur Mahir, otur. Ben kendimi erkence sanırdım, sen benden hızlı çıktın. Bu aralar uykuyla aram iyi değil abi. Dediğin gibi, boksör adamını göndermiş. Az evvel buradaydı. Yana yakala kimsin diye seni soruyordu şerefsiz. Ben de birkaç kırıntı attım önüne. Hemen yolu bulmuş baksana. Bırak Zoka'yı iyice yutsun. Sana da tutup çekmesi kalsın. Bakalım karşıma çıkacak kadar yürek var mı? Bekleyip görelim abi. Gideceği varsa o gelsin dedi. Bak sen mangal yürekliye. Bana posta koymak ha? Ben onu ayağıma getirtmesini bilirim. Yürü. Kimseye söylemeden ben nasıl yardım edeceğim Mahir'e? Nasıl koruyacağım onu? Her ona bir şey olacak korkusuyla mı yaşayacağım? Benim bir yol bulmam lazım Suna. Ben de şaştım kaldım yani, tam bir cendere. Gel. Günaydın. Günaydın. Gazeteyi gördünüz mü? Nişanlınızın fütursuzca verdiği beyanı okudunuz mu? Alnımıza ne yazıldıysa o olur. Gerisi teferruattır. Resmen oynuyor bizimle. İtiraf da etmiyor. Hadi bakalım, yakalayabilirseniz yakalayın demek değil mi bu? Bunu neden yapıyorsunuz Adnan Bey? Okumam yazmam var benim. Meydan okuyor. Ama ne yaptığının farkında değil. Onu içeri atacak delili bulacağım. Asap düşmanı. Yeditepe Gazinosu'nun yeni bir yıldız doğuyor. Otoritelerin tam not verdiği ses sanatçısının kimden şan eğitim aldığı merak konusu. Sahnede adeta devleşen Altan Güney'in... Aa! Çok teşekkürler Nur Hanımcığım. Biliyorum sizi de böyle sıkıntıya soktum ama inanın çok müşkül bir durumdayım. Evet evet. O beğendiğim tuvaletin tadilatını akşama bitirip gazinoya yollarsanız inanın müteşekkir kalacağım size. Çok teşekkürler Nur Hanımcığım tekrar. Şimdiden ellerinize sağlık. Oldu. Görüşmek üzere Nur Hanımcığım. Hoşça kalın. Müsait miydin abla? O nasıl laf kızım? Geç içeri, hadi gel.
her şey aynı. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi. Abla sen nasıl alıştın? Annene yokluğuna. Galiba ben hiç alışamayacağım. Gel canım, gel. Otur. Alışılmıyor Songül. Zamanla acın hafifler gibi oluyor. Ama boşlukları hiçbir zaman dolmuyor. En güldüğün anlarda bile yüreğinin bir köşesi hep buruk kalıyor. Sanki sevinmeye hiç hakkın yokmuş gibi utanıveriyorsun birden. Onca kalabalığın içinde gene de yapayalnız. Gene de bir yanın hep eksik oluyor. Öksüzlük ömür boyu seninle bir yaşıyor. Ama yaşanıyor Songül. Sen de yaşayacaksın. Yaşayacaksın. Hakikaten de ölenle ölünmüyor çünkü. Eğer aksi olsaydı ben çoktan ölmüş olurdum zaten, öyle değil mi? Abla, bu haber doğru mu? Sahiden sahneye mi çıkıyorsun sen? Çıkıyorum Songül. Yıllardır ne kadar istediğimi en iyi sen bilirsin. Tam kısmet değilmiş deyip vazgeçmişken... ne olduğumu bile anlamadan bir baktım elimde mikrofon. Hayat işte. Sevindim mutlu olmana. Sağ ol. Mahir duydu mu? Yok. Mahir abim artık eve gelmiyor. Gelmeyecek de. Abi, Necmi'nin adamı geldi. Yolla bakalım. Uzun zamandır yüz yüze gelmemiştik. Bakalım altından ne çıkacak. Necmi abinin selamları var baba. Eyvallah. Nice zamandır görmedik, özledik. Dalyan abi bu gece mekanımıza teşrif ederse bizleri şereflendirir, sevindirir dedi. Ne o, bir merasim falan mı var? Yok abi, hasret gidermek babında davet ediyor Necmi abi. Abi de Karadayı galiba. Öyle. Necmi abi sizi de bekliyor abi. Var git Necmi'ye selam söyle. Akşama uğrarız. Necmi abi gece yarısından sonra gelsinler ki Fuzuli insanlar elini ayağını çektikten sonra daha rahat hasbihal ederiz dedi. Münasiptir. Hadi hayırla git. Yol böyle herhalde. Abi. Aynen öyle. Demek ki boksör Necmi'yi aracı seçmiş. O davet ederse geliriz demiş. Karşıma çıkacak kadar yürek yok demek. Kolay değil. Sen şimdi onun için bir muammasın. Tek kurşunla öte dünyaya gitmek de var. Can tatlı. Biz tedbirimizi alalım, davete icabet edelim. Bakalım sonunda ne olacak.
Çok sağ ol Feride. Zahmet oldu sana da. Ne zahmet Sunacığım? Suna, takip mi ettirsek? Kimi? Mahir mi? Kimi olacak? Tabii ki Mahir. Benim aklımda başka biri mi var? Yok tabii canım. Bak bu kesinlikle iyi bir fikir. O zaman nerede, ne yapıyor, kiminle görüşüyor ben her şeyi öğrenebilirim. Hem onu koruyabilirim hem de önlem alabilirim. Ne dersin? Peki ama nasıl? Öyle parayla adam takip ettirmek bildiğimiz bir iş değil ki. Bulacağım ben birini. Bulacağım. Neyse hadi seni de tuttum. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Sen git biraz istirahat et istersen. Tamam. Affedersin Suna. Yüreğimi indirdin Feride. Bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı. Ama sen haklıydın. Biz öyle hafiyelik yapacak birini falan bulamayız. Ama ben bulacak birini tanıyorum. E şahane o zaman. Şahane mi bilmiyorum işte. Çünkü o şahıs benden nefret ediyor. Hı. Senden nefret eden biri sana niye yardım etsin Feride? İşte onu ben de bilmiyorum. Anladım. Karton Necmiye mi abi? Yok aslanım. Erkenden gidip beklemenin alemi ne? Gece yarısına çağırdım abi. Sen çek sarı cemalinleri. Evvela bir rahatlayalım anladın mı? Emrin olur abi. Gelin beyim. Dilim abi de hemen senden çek. Sağ olun oturmayacağım. Ben sana ne dedim kardeş? Evvela borcunu öde. Sonra düğünü kurarız dedim. Değil mi? Abi kusura kalma. Niyetim... Niyetin aşikar. Dünya evine girmeye pek hevesliymişsin. Borcu, harcı, verilen sözü. Benden icazet almayı tamamen unutmuşsun. Abi gözünü seveyim. Abi düğün kuruldu, bozulmasın. Olan olmuş bir kere. Gelin hazırlanmış. Onca millet toplanmış. Lakin bu kusurunun affına bir şekilde bakacağız anladım. Madem geldik, iki dönelim biz de. Çal.
Mualla, bize birer köpüklü kahve yapar mısın? Yanında da badem likörüyle lokum getir. Hemen efendim. Hoş buldum sevgili karıcığım. Kızımız sonunda doğru yolu buldu. Mahir Kara hayatından ha çıktı ha çıkacak. Eli kulağında senin anlayacağın. Gerçekten Mahir mi yaptı? Evet. Mahir Kara gözünü kırpmadan canice öldürmüş adamı. Boşuna öldürdü onu. Boşuna katil oldu. Senin yüzünden. Ona git elini kana bula diyen olmadı. Adam zaten hapisteydi. Cezasını çekecekti. Ama Mahir Kara kan istedi, can aldı. Tam ona göre bir davranış. Umarım huzura ermiştir. Ailesinin intikamını aldı. Hesap kesildi, bedel ödendi. Niye öyle bakıyorsun karıcığım? Mahir'in meşrebinde var bu. Bu vesileyle içindeki cani ortaya çıktı. Akıllı da ne yaptı etti, hapse bile girmedi. İşin can sıkıcı tarafını boş versen, bu gazeteleri de okuyup içini karartma. Bizim alışkın olduğumuz mevzular değil bunlar. Önemli olan kızımız Feride. Bu kabadayı bozuntusunu hayatından çıkardı ya. Bu iş bitti ya. Önemli olan bu. Gerisi pasar ya. Ne hali varsa görsün. Hala benim kahvemi yukarı çalışma odasına getir kızım. İstemiyorum. Gel. Hazır mısın yenge? Sıra sende. Salon nasıl? Tıklım tıklım. Kapıdan geri çeviriyoruz müşteriyi yer yok diye. Çok şükür. Tamam. Sen git, ben şimdi çıkacağım. Hay hay. Allah'ım. Sen utandırma. Beni!
geçersin eşim aman aman. Sen hancı, ben yolcu, çatmada kaşları. Karadayı. Benim derdin ne? O çocukları sen mi kurtardın? Doğru mu? Evet. Bana da yardım et abi. Kulun kölen olayım, bana da yardım et. Dur. O Hilmi şerefsizi düğünümü bastı. Nikahlı karımı kaçırdı. Seni damat beye. Ama madem benim bahçemin meyvesisin, tadına bakmak evvela bana düşer, anladın mı? Lan, Karadayı geldi. Baban nasıl kıydı da verdi sen? Ha? Dokunma bana. Hırsız düşman. Düğünden gelin kaçırmak ne demek lan? Sen kimsin İtmulit? Sen kimsin lan? Sen kimsin benim evime dalıyorsun lan? Bunlardan öyle çok var ki, inan ki o da almaz. Ne yapalım istersen? Necdet'in odasına bırakın. Sahne kenarlarına koyun. Ne bileyim, dağıtın işte. Peki yenge. Ben üstümü değiştireceğim, kimse gelmesin. (Gülüyor)
Gelmeyin dedim. Çıkar mısınız lütfen? Ayten, yardımına ihtiyacım var. Benim yardımım. Anlamadım. Hangi hususta, pardon? Mahir için. Senin için yolun sonu. Eline sağlık. Beyaz yakışmış delikanlıya. Bu it bundan böyle sana emanet. Bakarsın icabına. Alın.